Inarritu'nun yeni filminin dünya premieri Venedik'te yapıldığı bugün Sala Grande'de ben de onun çıkışında filmle ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bardo'da özellikle Inarritu'nun Roma'ya cevap mı geliyor gibi bir algı yaratmıştı ilk tanıtımlarından itibaren. Böyle bir algıyla başlamıştı. Kişisel öğeler taşıyan bir film olduğu bir gerçek Bardo'nun. Ama burada birçok fark var. Zaten hani ilk hani üçlemesinde de hani Arriaga ile çalışmıştı. O zamandan beri Arriaga ile çalışmayı bıraktı. Bunun ötesinde Lubezki büyük oranda kontrolü ele geçirdi filmlerinde. Öne çıkan filmlerinde. Burada ise Darius Conji ile çalışıyor. Darius Conji'den yine büyük bir destek almış. Darius Conji daha ziyade Jean-Pierre Jeunet filmleriyle bilinen böyle masalsı üslubu olan bir yönetmen. Bardo'da da Inarritu'nun böyle kendi şehrine geri dönmesi misali bir öz yaşamsal bir karakter var. Bardo karakterini Daniel Jiménez Cacho canlandırıyor ve onun yanındaki karakterlerle beraber işte bir aile öyküsü, bir gazetecilik öyküsü, bir meta belgesel öyküsü akıyor. Bunun ötesinde de film büyük oranda aslında daha ziyade böyle ana karakter hani masal kahramanı mı, büyülü gerçekçi bir tipleme mi, yoksa tamamen yaratıcılık dönemi krizinin ortasında kalan bir karakter mi noktasında sorular soruyor aslında. 174 dakika boyunca bunu devreye sokuyor ve özellikle etraftaki imgelerle de bunu gerçekleştiriyor. Bunu yaparken özellikle yani iki tane öğe fazlasıyla dikkat çekici. Birincisi kara komediyi devreye sokması, ikincisi görsel efektleri devreye sokması. Kara komediyi devreye soktuğu anlarda filmin yani kendi kendine zarar verdiğini söylemek lazım. Bunun ötesinde görsel efektleri devreye soktuğunda da aslında biraz fazla gösterişli durduğunda bir gerçek. Ama tabii ki filmin hani 2.35.1 formatında Darius Conji'nin hani balık gözüne yakın geniş açılı objektiflerle çalışması tam Inarritu'vari bir destansı bir gizem filmini devreye sokuyor tabii ki. Bu destansılıkta hani zamanını tam bilmediğimiz bir yere ışınlanmamızı sağlıyor. Bu anlamda ilginç dokunuşları var Bardo'nun ve özellikle yani Darius Conji'nin böyle kamerayı böyle kaydırarak uzun kaydırmalarla çok sağlam görüntüler devreye soktuğunu söylemek lazım. Yani filmin hani tamamını izlemeden hani bir sekansını görürsek ya gayet sağlam diyebilir birçok kişi. Bunun ötesinde de özellikle bu anlamda ilginç bir şey olmuş. Yani kişisel itiraf filmi olmuş. Ama zamanla da daha ziyade böyle hani Michel Gondry'yi akla getiriyor. Federico Garcia Lorca'yı akla getiriyor. Böylesi isimleri akla getiren bir noktaya varabiliyor. Belki Fellini'yi akla getirebiliyor. Bu açıdan da hani Eternal Sunshine of the Spotless Mind'da mesela şeyden Roma'dan daha çok benziyor. Ya yani öyle bir üslubu var yani masalsı bir tat barındırıyor. Don Quixote'u öldüren adamına da benziyor. Terry Gilliam'ın. Öyle şeylere uğruyor aslında. Duraklara uğruyor aslında ama daha ziyade kendine özgü burada bir meta belgesel üzerinden giden bir gazetecilik öyküsü. Bu anlamda da yani kişisel öğeleri devreye soksa da hani ya bir yerden sonra çok böyle zaten başından itibaren de filmin biraz fazla gösterişe mahkum kaldığını görüyorsunuz. Yani yine şeyin Arriaga'nın eksikliği burada da hissediliyor. Inarritu'nun yani zaten Arriaga ve Lubezki olmadan bir iç var misali bir kariyere kayma yolunda ilerliyor bence ama burada biraz Darius Conji kurtarsa da yani 175 dakika daha ziyade böyle arkası yarın misali bir mini dizi, sanal dizi izlenimi bırakıyor. Bu anlamda yani büyülü anları olsa da özellikle yani kameranın böyle kaydırılmasıyla devreye giren böyle büyülü gerçekçi masalsı, peri masalı misali yaklaşımlar fazla entelektüel bir şeyi devreye sokuyor. Yaklaşımı ortaya devreye sokuyor gizem filmini ama ya yani mesela hani bu sene içinde Albert Serra'nın böyle yine egzotik bir yöreye turistik gezi misali yola çıksa da daha ziyade ikonik dahi yani bir yapıta imza attı Pacifiction'ı biliyoruz. Yani öylesi bir kalıcılık yok burada. Bunun ötesinde de Inarritu burada hani fantastiğe yaklaşarak biraz Del Toro ile rekabet etmeye çalışmış kendi ekolünden ama burada da biraz tökezleyebilmiş.
o pastoral, büyülü, gerçekçi ve destansı bir meta, sihirbaz, gizem filmi gibi daha ziyade Inaritu'nun iddialı ve içsel masalına dönüşecek. Ve Konshi'nin ikonik sinema salonlarının ise 174 dakikada özensiz kara komedi zedeliyor. Yani sihirbaz filmi olarak ise daha ziyade Sylvain Chomet'in illüzyonisti, gerçek üstücülük damarından Gondry'nin Eternal Sunshine'ı ve Federico Garcia Lorca tatları barındırıyor. Bu damardan öylesi bir noktaya varıyor ama İstem masalını Del Toro'nun yapım tasarımcısı ve bambaşka bir besteciyle bir araya getirirken aslında Del Toro kadar iddialı bir masalcı olmadığını da bize gösteriyor. Yani en iyi ihtimalle ortalama denecek düzeyde olduğunu da söylemek lazım. Bu anlamda Bardo biraz hani çok böyle yarıda kalmış hissiyatı bırakması bir yana gösterişi de fazla abartıyor. Ve hani 175 dakikada hani o kadar da gizemli bir noktaya gitmiyor. Yani gizem olduğunu iddia etse de olup bitenler o kadar da aman aman bir esrarengizlik devreye sokmuyor. Ama yani çok da net bir turistik geziyere dönüşmüyor. Bir sinemasal dokunuş da var. O yüzden yani Bardo yine de bir Inaritu dokunuşu barındırsa da yine de bir Inaritu'nun ölüm işlemesi gibi bir başyapıtın seviyesi. Benim Bardo'ya puanım 10 üzerinden 5. Sizin Bardo'ya puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.